Dün Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir çağrıda bulunulmuş ve Yılmaz Özdil'in cenaze namazı kılınmasın istenmişti. Yılmaz Özdil bu konuda bir açıklama yapmış. Açık söylüyorum, Allah'a bir can borcumuz var. Ölümle tehdit ederek korkutamazsınız. Kalemimi gerekirse kendim kırarım. Gene kimsenin emrine vermem diyerek ateş püskürmüştü. Yılmaz Özdil'e bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Ayrıca AKP'li eski bir milletvekilinin laiklik anayasadan çıkarılmalı açıklamasına da tepki gösteren Bahçeli, açıklamasında oldukça sert ifadeler kullandı. Bahçeli aynen şunları söyledi. Camilerimizin, mescitlerimizin, cemevlerimizin sahte anlaşmazlıkların ve sanal ihtilafların merkez üssü haline getirilmesi ağır bir vebaldir. Onun ölüsü camiye girmemeli. Bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah'ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektedir. Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu ise felakettir. Ayrıca Devlet Bahçeli laiklikle ilgili de şunları söylüyor. Ne dinimize laf söyletiriz ne de laiklik sütununu kırdırırız. Bilinmelidir ki ne dinimize laf söyletiriz ne de cumhuriyetin laiklik sütununu kırdırırız. Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır diyerek AKP'li eski milletvekilinin laiklik konusundaki Star gazetesindeki yazısına da isyan etti. O yazıyı da okumak isterseniz açıklamaya linki bırakacağım. İşte Devlet Bahçeli o skandal yazıya isyan etti. Aynı zamanda da Yılmaz Özdil'e destek içeren bir bildiri yayınladı.